Star Gazetesi, Star Gazetesi'nden Fadime Özkan'a kulak veriyoruz. Terör örgütleri ve kamuflajlı medya başlığını verdiği köşesindeyiz Fadime Özkan'ın. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi nihayet terörün sivil siyasi ayağına ve medyaya da uzandı. FETÖ, işgal örgütüne ait medya organlarının etkisiz hale getirilmesinin ardından PKK'nın medya kamuflajı giydirilmiş propaganda aygıtları da kapatıldı. Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik dün başlayan soruşturmadan ne çıkacağını henüz bilmiyoruz ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TCK 220 Taksim 6. maddesi uyarınca FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek gerekçesiyle şüpheli isimleri gözaltına aldığını biliyoruz. Konu tartışmaya açık olduğu, daha önce pek çok kez suistimal edildiği ve algıyla olgu arasındaki makas açıklığı ezberlerle doldurulduğu için ben ilkesel bir düzlemi takip edeceğim. 1. Gazeteciler suç işlemez diye bir şey yoktur, olamaz. Herkes gibi gazeteciler de suç işler, gazetecilik onları cezadan muaf kılmaz. 2. Giderek daha sofistike bir yapıya bürünen yeni nesil terör örgütleri medyayı, medya istemese de istemese de denkleme dahil etmiştir. İnsan öldürerek siyasi sonuç almaya çalışan her örgüt için olayın haberiyle birlikte dehşet duygusunda yaşayan her medya organı bir şekilde terör örgütünün partneri haline gelir. 3. Dolayısıyla muhabirinden editörüne, yazarından yazı işleri masasına kadar tüm medya çalışanlarının bu durumun farkında olması ve dikkatli davranması gerekir. 4. Hali hazırda Türkiye birden fazla terör örgütünün saldırısı altında. PKK ve FETÖ'nün geçmişleri 40 yıl geriye gitse de farklı düzeneklere sahip oldukları açıktır. PKK Türkiye'yi bölmek için insan öldürürken FETÖ içeriden işgal etmek üzere kurgulanmış, 2010 sonrası aktif hale gelmiştir. 5. Türkiye'ye karşı eş zamanlı olarak harekete geçirilen terör örgütlerinin ya kendilerine ait medya organları ya medyada birlikte çalıştıkları partnerleri var. Örgüt propagandası yapmaktan terör saldırını gizlemeye, teröristlerin Türkiye'ye yönelik tehdit ve yalanları yaymaktan terör örgütlerini meşrulaştırmaya kadar bir dizi suç haber görünümüyle ifade özgürlüğü kılıfıyla yayınlandı. 6. Yargı bu suçlara karşı harekete geçmekte son derece gecikti diyor ve devam ediyor Fadime Özkan sevgili seyirciler. Terör örgütleri ve kamuflajlı medya başını verdiği köşe yazısına bu maddeler.